Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videomuzun konusu Kur'an'ın tertibine göre 49. nida olan Enfal suresi 45. ayet-i celile. Ayetin konusu düşman ile karşılaşıldığı zaman sebat etmek ve Allah'ı çokça zikretme ile alakalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler! İza lakitum fi'eten fesbutu. Düşman ile karşılaştığınız zaman sebat ediniz. Vezkurullaha kesira. Ve Allah'ı çokça zikrediniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz. Evet değerli kardeşlerim, bu ayette iki ana başlık vardır. Bunlardan birisi sebat etmek, sabretmek. Burada daha çok fiziki ve bedenen durmak anlaşılıyor. Düşmanla karşılaşma anında onlardan kaçmamak için ne yapmak lazım? Ayaklarımızın sabit kalması için kendimize sürekli telkinde bulunmamız lazım. Yani birincisi, düşman ile karşılaşıldığı zaman olduğumuz yerde durmamız lazım. Arkamızı dönüp kaçmamak lazım. İkincisi ise Allah Celle Celaluhu'yu çokça dilimizle ve kalbimizle zikretmektir. Ayette zahiren anlaşılan bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İbni Erkam'dan rivayet olunan hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Üç yerde sabretmek ve sessiz kalmak güzel görülmüştür. Bunlardan birincisi Kur'an okunurken, ikincisi düşman ile karşılaşırken, üçüncüsü ise cenazede. Bu hadis-i şerif Suyuti'nin Eccami'ü's-Sagir'inde 1. cilt 76. hadis olarak geçiyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Ebu Davud, Müslim ve Tirmizi'nin kitaplarında geçen bu hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde dolaşıp zikir halkalarını arayan vazifeli melekleri vardır. Bu vazifeli melekler Allah'ı zikreden, Allah'ı tesbih eden toplanmış, bu sebebi binaen İslam'dan bahseden bir topluluk buldukları zaman Allah Celle Celaluhu'ya haber verirler. Her şeyi en iyi bilen Allah Celle Celaluhu benim kullarım ne istiyor,
ne yapıyorlar? Melekler de onlara cevaben buyuruyor ki, bu kulların sırf senin rızanı isteyerek, senin kitabını okuyarak peygamberine salat ve selam ediyorlar. Allah Celle Celaluhu da onlar öyle bir meclis ehlidirler ki, yani öyle bir topluluk ehlidirler ki, onlarla düşüp kalkan şaki olmaz diye buyuruyor. Şimdi değerli kardeşlerim, buraya kadar anladığımız kadarıyla yine Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın bir sözü vardır. Bir insan diyor doğudan batıya kadar cömertlik yapsa ve yine diğer bir insan da doğudan batıya kılıç sallasa Allah Celle Celaluhu'yu zikreden kimse bunlardan daha üstündür diyor. Yani bu Allah Celle Celaluhu'nun uğrunda doğudan batıya sevap dağıtan elbette ki sevabını alıyor. Kılıç sallayan da elbette ki sevabını alıyor. Ancak Allah Celle Celaluhu'yu kalben bilip diliyle sürekli onu zikreden kişinin sevabının bunlardan daha fazla olduğunu söylüyor Hazreti Abbas radıyallahu anh. Şimdi tam burada günümüzdeki bir durumu sizlere hatırlatmak istiyorum. Özellikle tevhid ehli gençler Allah'a zikretmeyi imtina ediyorlar. Yani sanki onlar Allah'ı zikrettikleri zaman böyle ayıp bir şey yapmışlar gibi. Bakıyorsun tevhidi anlamışlar. Böyle dağları deler gibi yürüyorlar. Öteki insanları küçük görüyorlar. Yani nasıl anlatayım? Allah onların hidayetini daim eylesin. Ancak kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. Huzur bulan bir kalpteki o beden yumuşar. Yumuşak olur, halim selim olur. Dolayısıyla yumuşak olan bir kalp de insanlara yumuşak davranır, güzel sözler söyler, hikmetle davranır. Ama bu tevhid ehli gençler kalplerinde bu zikir olmadığı için insanlara karşı çok sert ve gaddar oluyorlar. Hatta karşıdaki insanın Müslüman mı, tevhid ehli mi olmadığı önemli değil. Öncelikle bir kafir diyorlar. Ondan sonra da onlarla karşılaştığı zaman da yani ağza alınmayacak hakaretler, tevhid ehlinin ağzına yakışmayacak sözler, ahlak böyle çok enteresan. Ama öbür tarafta yine yanlış olan bir şey daha var. Bakıyorsun ki adam cübbeli, sarıklı, işte sünnet-i seniyeye gücü yettiği nispette sarılmış. Allah'a çokça zikrediyor, tesbih elinden düşmüyor ama o da tevhid ehli değil. Her ikisi de yanlış. Günde 1.000 defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor. Ama dediği dilinden boğazına inmiyor. Hele kalbine hiç inmiyor. Bunun için de Allah Celle Celaluhu'nun o dilinde söylediğine göre iman etmediğinden dolayı bunlar da tabii o kelime yani o en büyük terazide en ağır basan o kelime kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi mizan terazide en ağır basan
kelimedir. Tevhid ehli bunu söylemiyor, sevabından mahrum kalıyor. Sofi ehli, sofiler de bunu söylüyor ama kalbe inmediği için yine sevabını alamıyor. Onun için bu videoyu şu şekilde bağlamak istiyorum, daha fazla uzatmadan değerli kardeşlerim. Allah'ı zikretmek Kur'an ve sünnet ile sabittir. Allah'ı çokça zikredelim. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeli döneminde Kisra sarayları kuşatım altına alınıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından. Bu kuşatma uzun sürdüğü için bir türlü fethedilemiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh haber salıyor ve Allah'ı çokça zikretmelerini emrediyor ve bunun akabinde saraylar fethediliyor. Ve Allah Celle Celaluhu da Enfal suresi 45. ayetinde düşmanla karşılaşıldığı zaman özellikle sebat ve birlikte Allah'ı çokça zikretmekten bahsediyor. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek bizi küçük düşürmez. Tevhid ehli kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Bol bol Allah'ı zikredelim. Tevbe istiğfar edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam edelim. Salavat getirelim. Bu şekliyle bu sofilerle yarışalım. Ve o sofilere de Allah Celle Celaluhu'dan hidayet dileyelim. Eğer ki bunlar hidayet bulurlarsa hazır kıta olmuş olacaklar. Ancak şu anda tabi tevhid ehli sofi kardeşlerime bir lafım yok, istisna ediyorum. Benim demek istediğim tağutu reddetmeyen ama dilinde kelime-i tevhid düşmeyen, kalbine inmeyen, 5 senede bir sandık başına giden sofileri kastediyorum. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri, hayat rehberimiz olan Kur'an'da geçen bu nidalara göre yaşayıp o hal üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve etubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.